herkese merhabalar. Matematik 2. dönem 2. yazıya hazır mıyız sonuç olarak? Hazır değilim hocam. İşte seninle beraber mükemmel bir şekilde ön hazırlık yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra 9. sınıf kendi kanalındaki yazılı provası videosunu izleyeceksin ve sınavda mükemmel bir not alacaksın. Şimdi seninle beraber 2. dönem 2. yazılıda çıkacak, 9. sınıf 2. dönem 2. yazılıda çıkacak konuları bir tekrar edeceğiz sonuçta biraz. Benim bilmemiz gerekenleri bir hatırlayacağız ve sınavdan önce birazcık konu çalışması, konu özeti yapacağız seninle beraber. Hafif özetleyeceğim. Hiç merak etme, hiç endişe etmene gerek yok. Hızlı özetten sonra da bu videodan ardından hemen yazılı provasında tam sınavda çıkabilecek MEP kazanımlarına, okul müfredatına uygun yazılı provasında mutlaka 9. sınıf, Tonguç 9. sınıf kanalından izlemeyi unutma. Buradaki linkte ve açıklamadaki linkte var zaten. Şimdi hemen seninle başlıyoruz. Bir kere Tonguç'um, bir kere temel şeyler, açı kavramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Açılarda işte Z kuralıdır, C kuralıdır. Hatırlıyorsan işte Z kuralında buradaki açıların birbirine eşit olduğunu, C kuralında bu iki açının toplamının 360 derece olduğunu, işte M kuralında bu iki açının toplamının ortadaki açı olduğunu falan bilmemiz gerekiyor. Bunlar zaten temel ta 6. 7. sınıftan beri öğrendiğimiz şeylerdi. Peki bu sene ekstradan ne öğrendik ve ekstradan ne kullanacağız? İşte zaten bildiğimiz birkaç tane şey daha vardı. İki tane iç açının toplamı bir dış açıyı veriyordu üçgenlerde. Bu da sınavlarda genellikle sorulan şeylerden bir tanesi. Peki Tonguç'um, bir de bunların en önemlilerinden, ya gerçekten soru çıkacak, kendi çapında soru çıkacak konulardan bir tanesi de üçgende açı kenar ilişkileri. Yani üçgen eşitsizliği dediğimiz bir kısım var. Mesela bir ABC üçgeni alırsak. Evet hocam. Bu ABC üçgeninde hatırlıyorsan eğer herhangi bir kenar, mesela A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorundaydı. B artı C'den küçük olmak zorunda. Diğer iki kenarın farkından da, yani B eksi C'den büyük olmak zorunda. Tabii B eksi C hangisinin büyük olup olmadığını bilmediğimiz için mutlak değer içinde yazmak en mantıklı diyoruz. O yüzden üçgen eşitsizliğinde mutlaka bak, birinci hatırlamamız gereken şey üçgen eşitsizliği diyorum. Buraya hatta yazıyorum. Üçgen eşitsizliğinde herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyük olmak zorunda. İkinci bilmemiz gereken şey ise, o da inanılmaz basit. Ne biliyor musun? Mesela buradaki açı daha büyük diyelim. Buradaki açıdan, o da bundan daha büyük. O yüzden bunun karşısındaki kenarın, bunun karşısındaki kenardan, bunun karşısındaki kenardan daha büyük olması gerekiyor. O yüzden kuralımız çok basit. Büyük açı varsa eğer, onun karşısındaki kenar da büyük kenar oluyor. Büyük açı büyük kenar, küçük açı küçük kenar ilişkisi var diyoruz. Buna da ne diyoruz? Üçgende açı kenar bağıntıları diyoruz Tonguç'um. Bu açı kenar bağıntısı, bu da üçgen eşitsizliği. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Sonrasında geldik kenar ortay ve açı ortayın özelliklerine. Kenar ortay dediğimiz şey aslında üçgende biliyoruz ki kenar ortay acayip önemli. Kenar ortayda hatta bir tane kırmızı kalemle şunu yazalım. Bu kenar ortay kuralında. Kenar ortayı hangi harfle gösteriyorduk, hemen hatırlayalım. KO. Hayır, V harfiyle gösteriyorduk. Dangozlaşma. Bir de açı ortay vardı. Açı ortayı da N harfiyle gösteriyorduk. Şimdi kenar ortaydaki bir tane kural var. O da şu. Kenar ortay bir kere bir köşeden çıkıp karşısındaki kenarı iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bu çizgi bir kenar ortay. Bu çizgi bir kenar ortay. Bu çizgi bir kenar ortay. Kenar ortaylar aynı noktada kesişiyor. Sınavlarda da sorulan noktalardan bir tanesi bu. Bu kesiştikleri noktayı ağırlık merkezi diyorduk Tonguç evladım benim. Bu ağırlık merkezine de, ağırlık merkezinin köşeye uzaklığı 2 ise kenara uzaklığı 1 birimdir tarzında kenar ortayı parçalara bölme kuralı vardı. Yani mesela hemen bir örnek vereyim sana. Mesela şuradaki ağırlık merkezinin şu kenar ortayı parçalamasına bakarsak eğer, köşeye uzaklığı 2 katsa kenara uzaklığı 1 kattır diyebiliriz. Bu ağırlık merkezinin şu kenar ortayı ayırmasına bakarsak, burası 1 katsa burası 2 kat diyebiliriz. Bu kural 2'ye 1 oranı sınavlarda en fazla çıkan şeylerdir. Hatta 312 kuralı denilen bir olay da var. Onu da hatırlatmak istiyorum. Eğer kenar ortayda mesela şu bir kenar ortaysa ve bunlar iki eşit parçaya böldüyse kenarları, burası ağırlık merkezidir. Bak, iki tane kenar ortay yeter ağırlık merkezinde. Sonrasında sen eğer şöyle bir çizgi çizersen, buna biz orta taban deriz. Bu da önemli bir özelliktir. Bu orta tabanda 312 kural oluşturur. Nasıl 312 kural oluşturur? Eğer sen diğer kenar ortayı çizersen, yani şunla şu eşit olacak şekilde böldüyse, bu kenar ortayda parçalar 3 kat burasıysa, şurası 1 kattır. Hani 312 aslında buradan geliyor. Burası da 2 kattır diye
312 kuralı da aklımıza gelsin Tonguç evladım benim. Aynı zamanda açıortay. Açıortay kaç çeşittir? Açıortay 2 çeşittir. Açıortayda bir iç açıortay vardır, bir de dış açıortay vardır. Bunları hatırlıyor musun kurallarını evladım? Hatırlıyorum hocam. Ha, söyle bakalım o zaman kuralları. Açıortaylar 2 çeşittir, kenarortaylar 3 çeşittir. Harika, mükemmel. Dangozlaşma iyice saçmalı. Şimdi benim yandı hocam, ben de öğrenciyim. İç açıortay ve dış açıortay. Açıortay dediğimiz şey üçgenin içinde oluşuyorsa iç açıortay diyorduk. Ve iç açısını iki eşit parçaya bölüyorsa. Burada ise üçgenin mesela ABC üçgeni, şu üçgene bakarsak eğer, bu üçgenin bir dış açısı var ve bu dış açısını iki eşit parçaya böldüyse buna biz dış açıortay diyorduk. Şimdi iç açıortay teoremi çok basit. İç açıortay teoremi diyor ki eğer bir açıortay kenarı iki parçaya böldüyse bu kenarları şunlara biz kollar diyoruz, şunlara da bacaklar diyoruz. Şu üçgende mesela burası kollar, burası bacaklar diye düşünürsen eğer, yapmamız gereken şey kolun bacağı oranı, yani A bölü P eşittir kolun bacağı oranı eşittir B bölü T eşittir diyebiliriz. Yani kolların bacakları oranı kolların bacakları oranı eşittir tarzında açıortayın ayırdığı parçalara oranlarına eşittir. Kenarın açıortayın ayırdığı parçaya oranı kenarın açıortaya ayırdığı parçaya oranına eşittir. Aynı mantığı burada yapacağız. Aynı mantıkla diyeceğiz ki ya biz burada bu sefer kol bu, bu da kenar ama bacak ama dikkat edersek açıortayımız burada olduğuna göre M'nin X'e oranı diyeceğiz, eşittir diyeceğiz. Bu sefer N'nin Y demeyeceğiz. Açıortaya olan uzaklığı diyeceğiz. Yani X artı Y'ye oranı diyeceğiz. Bak dikkat et. M'nin X'e oranı N'nin X artı Y'ye oranı tarzında bir kuralımız da var. Kol bacak kafa göz gidiyoruz. Aynen, hocam. Birazcık açı ortaya uzaklığına göre gidiyoruz. Bu da önemli bir kural. Bunları da çok yani mesela hemen bir örnek vereyim günlük hayattan. 6 4 ise 6'nın bunun oranı 4'ün bunun oranına eşittir. Tamam. O zaman bu 6 kattır. Bu da 4 kattır şeklinde hemen bir yorumlama yapabiliriz. Mesela burası 2, burası 3 ise Tonguç evladım benim 2'nin x'e oranı 3'ün buna oranına eşittir. O zaman burası 2 katsa Tonguç'um bunun hepsi 3 kattır. Dolayısıyla buraya da 1 kat kalır tarzında yorumlar yapabiliriz. Bunlar da sınavlarda çok çıkar diyoruz. Geldik bir de açıortay kenarortay şeyinden sonra. Bir de Tonguç evladım benim benzerlik kurallarını. Benzerlik kurallarında dikkat edersen eğer iki tane açısı eşitse iki üçgenin ikişer açısı eşitse geriye kalan açılar otomatikman eşittir. Mesela burada da mesela diyelim ki AB kenarıyla işte EDF kenarı birbirine benzer diyelim. Mesela burası 3 diyelim, tamam mı? Burası 3 kat diyelim. Burası da pardon hatta 3 diyelim buraya. Buraya da 6 diyelim. Şu Tonguç'un bunlar arasında benzerlik var mı desen? Evet vardır. Var. Çünkü ikişer açısı eşitse geriye kalan açılar zaten otomatikman eşit oluyor. 180'den bu iki açının toplamını çıkardığın zaman. Dolayısıyla bu açının karşısındaki 3, bu açının karşısındaki 6 o zaman bu üçgenler benzer. Benzerliği şöyle yazmak zorundayız. ABC yazdıysam ben eğer ABC üçgeni benzerdir diyeceğim. ABC üçgeni benzerdir diyeceğim. Dikkat et. Çizgili, iki çizgili ve taralıdan gittim. O zaman çizgili, iki çizgili ve taralıdan gidebilmek için DFE sırasında yazmak zorundayım. Bunların sırası da çok önemli diyorum. Doğru sırayla yazmazsam benzerliği tam oluşturamam diyorum. Benzerlik oranına baktığımız zaman benzerlik oranı aslında hani bunun karşısındaki 3 ya 3 bölü bunun karşısındaki 6 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'dir. K ile gösteririz. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Geldik bu zımbırtıya. Bir de Tonguç eğer bir açısı eşit ama bu sefer mesela burası 6 diyelim. Burası 8 diyelim. Burası mesela 3 diyelim. Burası 3 diyelim. Burası 4 diyelim. Bak şimdi burada yine 6, 8, 3, 4 birbirinin iki katı olan bir durum var. Şimdi bu duruma göre ben ABC üçgeniyle ABC üçgeniyle ne benzerdir diye bir kere ikişer kenarları birbirleriyle orantılı yani iki katı. Aynı zamanda bir açısı da birbirine eşit. Dolayısıyla kenar açı kenar benzerliği var burada. Kak benzerliği var. Neden? Kenarları ikişer kenar orantılı ve aralarındaki açı da birbirine eşit aslında. Burada hangi benzerlik var dersek açı kenar açı benzerliği var diyebiliriz. Aka diyebiliriz burada. Çünkü ikişer açıları eşit bir kenarları da
orantılı şeklinde yorum yapabiliriz. Hatta buna bazen de açı açı benzerliği de diyebiliyoruz sadece. Geldik ABC üçgeniyle. ABC üçgeniyle şimdi dikkat etsek çizgili açıdan başladık. 6 ile devam ettik. Çizgili açıdan başlayıp 6'nın benzer olduğu kenarla yani 3 ile devam etmen gerekiyor. O zaman E'den başlayıp D ile gitmen gerekiyor. E, D, F üçgeni benzerdir diyebiliriz sonucu. Benzerlik oranına baktığımız zaman AB ile ED benzer. Yani AB'yi ben ED'ye bölmem gerekiyor. Eşittir. Sonrasında da BC ile DF benzer. BC'yi DF'ye bölmem gerekiyor. Bunlar da benzerliğin yazım kuralları. AC'yi de EF'ye bölmem gerekiyor. AC'yi de EF'ye bölmem gerekiyor. Bunları çok net bir şekilde hatırlamamız gerekiyor sınavda. Çünkü bunları yazın diyecek. Benzerliği yazın, gösterin diyecek. Öyle sırasını çok karıştırmamamız gerekiyor. AB kenarı 6 ise 6'yı, ED kenarı 3 ise 6'nın 3'e oranı, BC kenarı bilmiyoruz, DF kenarı bilmiyoruz. AC kenarı 8 ise hop 8'i, EF kenarı 4. Bak birbirine benzerlik oranı 2 olmak üzere oluşturmuş olduk diyoruz. Geldik bir de gerçekten sınavlarda çıkan yöntemlere. Sınavlarda çıkan şeylerse gerçek şey de bunlardır. Mesela şöyle bir üçgen verir, sonra ortasından bir çizgi çizer ve der ki bu çizgiyle bu çizgi paraleldirdiler. Bu paralel olduğu zaman çok basit bir kuralımız var. Bunun buna oranı, bunun buna oranıdır, bunun da buna oranıdır diyebiliriz. Mesela buna x, buna y, buna z, buna p, buna a, buna b dersek. Tekrar söylüyorum. X'in x artı y'ye oranı eşittir. Z'nin z artı p'ye oranı. Sınavda da hep bu çıkar. Onu söylemek istiyorum. A'nın A, b'ye oranı diyebiliriz. Şimdi burada mantık şu Tonguç'um. Burada bu eğer birbirine paralelse şu açıyla şu açı otomatikman yöndeş açılar oluyor. Şu açıyla şu açı otomatikman yöndeş açılar oluyor. Şu açıda ortak açı dediğimiz zımbırtı olduğundan dolayı bu açının karşısındaki z bölü bu büyük üçgende bu açının karşısındaki z artı p oranı aslında oradan çıkıyor diyebiliriz. Peki buradaki benzerliği oluşturduk. Buradaki benzerlikte ne yapacağımızı gördük. Peki burada ne yapabiliriz dersek bu da aslında bizim bilmemiz gereken Thales teoremidir. Thales teoremi dediğimiz şeyde de bunlar birbirlerine paralelse eğer burada o zaman bu açıyla bu açı bu açı eşit oluyor. Bu açıyla bu açı bu açı eşit oluyor. Tamam bunu nerede kullanacağım? Burada şunu kullanacağım. Çok basit bir mantık var. Bunun bunu oranı diyor Thales. AB'nin BC'ye oranı. F'nin ED'ye oranına eşittir diyor. F'nin ED'ye oranına eşittir diyor. Buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Burada da mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki mesela buna X, buna Y, buna Z diyelim. Buna A diyelim, buna B diyelim. Burada rica ediyorum şu özelliği bil. Bu sana tüyo olsun. Sınavlarda hani tıkanırsan çok rahat bir şekilde bu tarz soruları yapabilirsin. A'nın B'ye oranı, A'nın B'ye oranı, aynı burada dediğimiz gibi A'nın B'ye oranı, bunun bunun oranı eşit tam eyvallah. Ama genellikle sınavda bunun bunun oranı, bunun bunun oranı eşit olduğunu gibi basit bir şey sormaz. Bunun bunun oranın bunlarla ilişkisini sorar. Onu yapabilmek için normalde işte bir çizgiler mizgiler çizmiyor ama sana tüyosunu veriyorum. A'nın B'ye oranı bununla bunun farkının bununla bunun farkının oranına eşittir. Yani şimdi aşağı doğru genişlediğini görüyoruz. O zaman y eksi x'in yani y eksi x'in bununla bunun farkının farkının bununla bunun farkına z eksi y'ye oranıdır. Bu da senin için tüy olsun. Bu zor sorularda 2 saniyede yapmanı sağlar diyoruz. Thales teoreminde böyle bir kuralımız var diyoruz. Geldik Tonguç'um. Pisagor ve Öklid. Pisagor'dan ve Öklid'den işte, soru gelir mi hocam? Kesinlikle. Pisagor ve Öklid'de şunu bilmemiz gerekiyor. Pisagor zaten çok basit. Biliyoruz ki bir dik üçgende A'nın karesi artı yani dik kenarlarının karelerinin toplamı C'nin karesi eşittir hipotenüs yani B'nin karesi. Burada hipotenüsü B diye vermiş. O zaman 90'ın karşısındaki B'nin karesidir diyebiliriz. Bu Pisagor zaten hani bilmemiz gereken bir şey. Pisagor'u her türlü özel üçgenlerde nerede? Hemen hatırlayayım. 3, 4, 5 üçgeni var. Ondan sonra 5, 12, 13 üçgeni var. Ondan sonra 8, 15, 17 üçgeni var. 7, 24, 25 üçgeni var. 8, 15 vapuru var. 7, 24 ders çalışıyoruz. Aynen. Bir de şu 3, 4, 5'in katları çok popüler bu aralar. 6, 8, 10, 9, 12, 15 gibi katları da acayip çok tutuyor. 3, 5, 2 futbol taktiği var. Aynen. Tebrik ediyorum seni. Bunları da ezberlesek iyi olur. Yani ezberlersek 2 saniyede hani ben 6'yı 8'i görsem diğerinin 10 olduğunu çat diye yapıştırabilirim.
Öklit mantığında da şu. Hani burada bir dik üçgen varsa, dik üçgenin içinden bir dikindiysen sen, bu yükseklik oluyor. Neyin yüksekliği oluyor? Hipotenüsün yüksekliği oluyor. Hipotenüsün yüksekliği, hipotenüsü iki parçaya ayırırsa eğer, hipotenüsün yüksekliğinin karesi eşittir ayırdığı parçaların çarpımına eşittir diyoruz. Bu birinci Öklit teoremidir diyoruz. Sonrasında Tonguç evladım benim, ikinci Öklit teoremi diyor ki dik kenarların bir tanesinin karesini bulmak istiyorsam o dik kenarların kendisine yakın olan parçasının hipotenüsün hepsiyle çarpımıdır diyebiliriz. Hipotenüsün hepsi mi de hepsi de aslında bütün hepsidir. Yani bunun karesi bu çarpı bütün hepsidir diyebiliriz. Aynı şekilde bunun karesi B'nin karesi de kendisine yakın olan parça çarpı hipotenüsün hepsi. P artı K şeklinde yazabiliriz Tonguç evladım benim. Üçüncü kuralımızsa Öklit de diyor ki üçüncü kuralımızda çok basit bir mantık var. Orada diyor ki ben bu bir alan gibi düşünsem bununla bunun çarpımının yarısı alanı verir veya bununla bunun çarpımının yarısı aralığını verir. Dolayısıyla C çarpı B aslında P artı K çarpı H şeklinde de yorumlanabilir. Ama Öklit dediğimiz şeyler asıl şeyler bunlar. Bunları bilsen senin çok işin yarar. Hani böyle bir adam sana mesela şöyle bir hemen sana bir tane örnek vereyim. Mesela şöyle bir dik üçgen verdi. Ondan sonra çat diye buradan bir dik indirdi. Mesela burası dedi ki burası 2'dir dedi. Burası 8'dir. O zaman burası kaç dedi? İnanılmaz basit. Neden diyeceksin? 2 kere 8 16 bunun karesidir. H'nin karesi eşittir 2 kere 8'den H'nin 4 olduğunu bulabilirsin. Mesela bunu sorarsa adam sana X'in karesinin eşittir 2 çarpı hepsi 2 çarpı 10 olduğunu yani X karenin 20 olduğunu o zaman x'in de 2 kök 5 olduğunu söyleyebilirsin falan filan bunları da hesaplayabiliriz Öklit'ten. Geldik şimdi de alan konusuna. Gerçekten alanda çok önemli. Üçgen alanından çok soru gelmesini bekliyoruz. Neden diyeceksin? Çünkü üçgen alanı önemli bir konu. Üçgen alanını hesaplayabilmek çok önemli bir şey. Üçgen alanını hesaplamak için bir sürü yöntem var ama en basiti nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani her köşeden ayrı hesaplayabiliriz. Mesela burada BC uzunluğu yani bütün hepsi çarpı yükseklik bölü 2 bana üçgenin alanını verir. Şimdi burada üçgenin alanında en önemli teorem bu. Tamam biliyorsan bunu eskiden beri biliyorduk. Burada farklı üçgen alanları mesela şuradan da şöyle yaparsın bunu şey yaparsan eğer tabanı alırsan o zaman bu sefer böyle bir yükseklik hesaplaman gerekiyor. Bu yükseklik bölü 2 yapman gerekiyor. Buna da mesela x yüksekliği diyelim. Hx bölü 2 yapman gerekiyor. Veya şöyle bir şey alırsan burada da HY diyelim mesela. O zaman AB çarpı HY bölü 2. Hepsi aynı şeyi verir. Unutma Tonguç evladım benim. Peki geldik buna. Dik üçgende alan nasıl hesaplanır? O da acayip basit. Neden diyeceksin? Taban çarpı yükseklik. Ama yükseklik burada bir kenarın kendisi oluyor. Dolayısıyla alan dediğimiz şey A çarpı C bölü 2 oluyor. Dik üçgende alanı hesaplayabilmek için yöntemimiz de budur Tonguç'um. Şimdi burada tabii çeşitli alan yöntemleri var. Mesela işte eşkenar üçgende sana bonus olarak şunu göstermek istiyorum. Eşkenar üçgenin alanı A ise yani 60-60-60 ise eğer eşkenar üçgenin alanı hesaplamak istiyorsan basit bir yöntem var. Alan eşittir A kare kök 3 bölü 4 diye bir formülümüz de var. Onları da unutmayalım. Belki işimize bir şekilde yarar. Eğer ikizkenar üçgende alan hesaplanacaksa unutma ikizkenar üçgende eğer dik indirirsen ortadan ikiye bölünür. Ortadan ikiye bölündüğü zaman genellikle buralarda Pisagor falan filan çıkar. Oradan yüksekliği hesaplayabiliriz. Oradan da işlemler yapabiliriz diyoruz. Geldik alanla ilgili bazı önemli teoremlere. Alanın kenarortayla ilişkisini biliyor musun Tonguç evladım? Hiçbir ilişkisi yok. Var saçmalama. Neydi kenarortayların kesişim noktası? Ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezinden bütün kenarortayları çizdiğimiz zaman üçgen 6 eşit parçaya bölünüyor. 6 eşit parçada her birisi AA olursa üçgenin alanının alan ABC'nin aslında ben hemen 6A olduğunu söyleyebilirim. 6 eşit parçaya bölünmeyeceğiz. Aynı şekilde şu aradaki şu çizgileri küçük çizgileri çıkarsam o zaman yine ağırlık merkezini çizdiğim zaman tam tamamlamadığım şeyleri üçgen bu sefer 3 eşit parçaya bölünüyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda bunlar çıkabilir. Unutma Tonguç evladım benim. Küçük alandan büyük alana doğru ilerlemek her zaman güzel bir yöntemdir. O zaman bu alanla bu alan birbirine eşittir diyebiliriz. Genellikle işte sorularda mesela şöyle gelir. İşte ben burası ağırlık merkezi der. Şurayı verdim der. Burası ağırlık merkezi ise der. Burası 20 santimetre kare ise der.
O zaman bütün alan kaç dediler? Sen biliyorsun ki bunu da böyle çizdiğin zaman burası da 20 olacak, burası da 20 olacak. Toplamda alanın 60 olduğunu çatarank diye bulabilirsin. Tabii ilk başta görünmez bir şekilde veriyor. Şu çizgiyi vermiyor mesela. Üçkağıtçılık yapıyor. Veya işte diyor ki bunu mesela tamamını çiziyor. Şöyle böyle yapıyor. Ondan sonra diyor ki burası 10 santimetreki bütün alan kaçtı diyor. Bunu çizmediği zaman sen kafan karışıyor. Burası ağırlık merkezi. Şunu çizdiği zaman burası da 10, burası da 10, burası da 10, burası da 10, burası da 10 tarzında mantıkları hemen yürütebilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik bir konu daha var ki o da önemli bir konu. Üçgen, şimdi bu benzerlikle alanın ilişkisi de. Benzerlikle alanın ilişkisi gerçekten de sınavlara çıkabilecek bir konu. Aynı zamanda bir de bu tabanla alanın ilişkisine çok iyi bilmemiz gerekiyor. Benzerlikle alanın ilişkisinde çok basit bir mantık var. Diyoruz ki bu iki üçgen benzer. Tamam, neden? Bütün açıları birbirine eşit. Görüyoruz zaten. Çizgili çizgili. İki çizgili iki çizgili. Noktalı noktalı. Tamam, eyvallah. Bu iki üçgen birbirine benzerse eğer, bu iki üçgenin benzerlik oranı işte diyelim ki C bölü F diyelim. Eğer biz hatta şöyle yapalım. Alan ABC üçgeniyle ABC üçgeni benzerdir. Şimdi noktalı çizgili iki çizgili gittim. Noktalı çizgili iki çizgili. O zaman FDE üçgeni. FDE üçgeni birbirine benzerdir. Şimdi buradaki benzerlik oranı AB bölü FD ile hesaplanır. Hemen AB ne deriz? AB burası. A bölü FD neresi olmuş evladım benim? F dedim işte de A bölü E bunların benzerlik oranıdır diyebiliriz. İşte alanları oranı dediğimiz şey ise alanları oranı dediğimiz zımbırtı ise bunların karesidir. İnanılmaz basit. Yani şunun karesini alıyorum. A'nın karesi bölü A bölü E'nin karesi diyorum. Alanları oranıdır. Yani benzerlik oranının karesi olur. Mesela bir örnek vereyim sana. Olur çok hocam. Basit. Mesela bu 8 ise bu 6 ise bunların benzerlik oranı nedir Allah'ın sana? 6 bölü 8'dir. Sallıyorum. 6 bölü 8 3 bölü 4'tür ya. Alanları oranını aldığın zaman 9 bölü 16'dır. Yani bunun alanı 9A ise bunun alanı 16A şeklinde akıl yürütmemiz gerekiyor. Sınavda da mutlaka bunlardan çıkacaktır diyoruz. İşte sınavda en fazla soru gelebilecek kısımda alan ile ilgili kesin soru gelecek kısmından bir tanesi de budur Tonguç'um. Eğer iki üçgen varsa ve mesela bak şu üçgenle şu üçgeni görebiliyorsun. Büyük üçgen, küçük üçgen. Bunların tepe noktaları aynı değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bu tepe noktaları aynı ise eğer bunların tabanları oranıyla eşittir alanları oranı. Yani mantık olarak şu. Mesela hemen bir örnek vereyim sana. Burası 4 kat diyelim. Burası 1 kat diyelim. O zaman bunun alanı 4A'dır. Bunun alanı 1A'dır şeklinde yorum yapıyoruz. Çünkü bunun tabanı 4, bunun tabanı 1 olduğu için, tepe noktaları aynı olduğu için bunların yükseklikleri bir kere birbirleriyle aynıdır. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 ilkesinden burasının 4A, bunun 1A olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tonguç senin evladım, konu özetlerini yapmış olduk. Bu konu yazılı özetlerini için ne yapacağım hocam? Yazılı için 9. sınıf kanalındaki yazılı provası videosunu, ya orada çok güzel sorular çözeceğiz seninle. Tam yazılıda çıkacak kalitede sorular çözeceğiz ve bu soruları çözmek için de hemen şuradaki i butonuna veya açıklamadaki linke tıkla, kendi sınıfının yani Tonguç 9. sınıf kanalının videosuna git ve buradan da o videoyu izleyerekten mükemmel bir şekilde yazılıya tam bir şekilde hazırlanmış olalım diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım.